Merhabalar sevgili gençler. Bölünebilme kurallarını bugün beraber işleyeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, biraz da büyütelim şöyle ekranımızı, rahat rahat dinleyin. Çok büyük sayıları bir sayıya bölüp kalanın kaç olduğunu kontrol etmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarda bölünebilme kurallarından yardım alabiliriz. ABCD'ye 5 basamaklı bir sayı ise 2 ile bölünme kuralını şu şekilde yapacağız. Eğer ki buradaki birler basamağında E arkadaşlar. E sayısı eğer çiftse sayı 2'ye tam bölünür. 2'ye tam bölünür diyelim. Eğer ki sevgili gençler sayı çift değil de başka ne olabilir? Tekse kalan 1'dir diyeceğiz. 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyebiliriz. 3 ile bölünme kuralı rakamlarını toplayacağız. A artı B artı C artı D artı E diyeceğiz. Tüm rakamları topladık. Eğer bu toplam 3'ün katı ise sayı 3'e tam bölünür. Eğer ki 3'ün katı değilse bu sayıyı 3'e böleceğiz. Kalan neyse 2, 1 olabilir. Hani 0 haricinde 0 ise zaten kalan 0 tam bölünür. 2 veya 1 ise kalan 2'dir veya kalan 1'dir diyebilirsiniz. 4 ile bölünme kuralında ise sayının son iki basamağına bakacaksınız. DE'ye. Eğer ki DE dediğimiz sayı 4'ün katı ise, bakın iki basamaklı sayıdan bahsediyoruz. 4'ün katı ise sevgili gençler sayı 4'e tam bölünür. Eğer ki 4'ün katı değil, mesela 41. 41'i 4'e bölersin. Kalan 1 ise o zaman ABCDE sayısını da 4'e böldüğünüzde kalan 1 olmak zorunda. 5 ile bölümünden kalanı kuralı ise sayının son rakamı yani E. E 0 veya 5 ise sayı 5'e tam bölünür. Eğer ki 0 veya 5 değilse bunları 5'e böleceksin. Sayının mesela diyelim ki E sayısı 8 olsun. 8'i 5'e böleceksin. Kalan ne olur? 3. O zaman ABCDE sayısının sayının tamamının da 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyebilirsin. 8 ile bölümünden kalan kuralı ise, onu da şuraya yazalım. Sayının son 3 basamağı yani ABCDE sayısının son 3 basamağı olan CDE 3 basamaklı sayısı 8'in katıysa sayı 8'e tam bölünür. 8'in katı değilse sayı 8'e bölünmez. Mesela 76.240 diyelim. 240 sayısı 8'in katı olduğu için 76.240 sayısı da 8'in katıdır. 76.242 dersek bu 8'in katı değildir, bakın 242. Peki 242'yi 8'e böldüğümüz zaman kalan ne olur? 2 mi? Değil mi? Kalan 2. O zaman 76.242 sayısını 8'e böldüğümüz zaman da kalan 2 olmak zorundadır. 9 ile bölünme kuralında, onu da hemen işleyelim. Bunda da aynı 3 ile bölünme kuralı gibi, tamam mı? 8 neye benziyordu? 4 ile bölünme kuralına. 9 da 3 ile bölünme kuralına benziyor. Rakamları toplayacaksın. A artı B artı C artı D artı E, tamam mı? Bunu topladın. Eğer sonuç 9'un katıysa sayı da 9'un katıdır. 9'un katı değilse böleceksin, tamam mı? Bu toplamı böleceksin 9'a. Kalan neyse ABCDE 5 basamaklı sayısının da 9 ile bölümünden kalan odur. 10 ile bölünme kuralı gayet basit. Birler basamağı yani E sayısı, tamam mı? E rakamı. Bu E rakamı eğer 0'a eşitse sayı 10'a tam bölünür. 0 haricinde mesela eğer 5 olursa sayının 10 ile bölümünden kalan da 5'tir diyebilirsiniz. 11 ile bölümünden kalanı nasıl yapacağız? A, B, C, D, E en çok unutulan bu. Ama bunun içinde kısa yollar ve metotlar geliştireceğiz. Artı, eksi, artı, eksi, artı diyorsunuz. Sağ taraftan artı ile başlıyorsunuz, bunu unutmayın. Artılı olanları bir yerde topluyorsunuz. A artı C artı E. Eksili olanları farklı bir yerde topluyorsunuz. B artı D biçiminde. Sonra artılı olanlardan eksili olanları çıkarıyorsunuz. Eğer sonuç 11'in bir katıysa sayı 11'in tam, sayı 11'e tam bölünür diyoruz. Hocam eğer burası negatifse 11 ekle üstüne. Hocam eğer burası 0 ise 0 da 11'in bir katı olduğu için gene tam bölünür diyeceğiz. Evet. Altta bir örneğimiz var. 4 basamaklı 3A4B sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Gençler hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Şimdi bu tarz sorularda yani 2 tane sayının bölünme kuralını uygulayacaksanız sayının son basamağını hangi bölünme kuralı ilgileniyorsa önce ona bakın. Mesela 3 ile bölünme kuralı tüm rakamların toplamıydı ama 5 ile bölünme kuralı birler basamağı ile alakalıydı. Dolayısıyla ilk 5'e bakacağız. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım. Peki o zaman B sayısı ya 0'dır ya da B sayısı 5'tir. Eğer ki B sayısı 0 olursa, şimdi bunun devamını getireceğiz. Eğer ki B 0 ise 3 ile bölünme kuralına geçeceğiz şimdi. 3 artı 4 7. B'yi de 0 seçmiştik. Gene 7. 7 artı A'nın ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. 7 artı A 3'ün katı ise A'nın alabileceği değerler burada 2, 5 ve
8'dir. Peki A'nın alabileceği 3 farklı değer burada elde ettik. Peki B sayısı ya 5 ise, B sayısı 5 olursa sevgili gençler, 3, 4 daha 12, 5 daha 10, 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 12 artı A sayısı bu sefer 3'ün katıdır. A'nın alabileceği değerler burada 0'dır, 3'tür, 6'dır, 9'dur. Burada da 4 tane farklı A'nın alabileceği değer bulduk. Ve dolayısıyla artık A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyordu. 3 tane burada, 4 tane burada var. Toplam 7 tane değer vardır A'nın alabileceği diyeceğiz sevgili gençler bu sorunun cevabına. Diğer bir örnek 8-2A4 sayısı 4'e tam bölünüyorsa demek ki son iki basamağa bakacağız. Şimdi 4 ile bölünme kuralı buydu ya. A4 dediğimiz iki basamaklı sayı demek ki 4'e tam bölünebiliyormuş. Hangi sayılar, hangi iki basamaklı sayılar veya tek basamaklı sayı da olabilir? 0, 4 mesela. 0, 4 de 4 olduğu için bu da bir 4'ün katıdır. Şimdi A'nın alabileceği değerler o zaman bunu şöyle yapalım daha şık olur. A4 sayısı bunun alabileceği değerler 0, 4 olabilir, 24 olabilir ki 4'ün katı olsun, 44 olur, 64 olur, 84 olur. Başka sonu 4 olup da 4'e tam bölünebilen bir iki basamaklı sayımız yok. A'nın maksimum değeri sorulmuştu. A'nın maksimum değeri fark edeceğiniz üzere burada 8'dir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, geçtik şimdi üst tarafa. Üst tarafta sağ tarafta diyor ki kafa yoralım. Peki yoralım kafamızı yoralım hadi. Neden 9'a bölünebilme kuralında rakamları toplarız ki? Yani saçma değil mi? Kim bulmuş? Var mı mantıklı bir açıklaması? Şimdi düşündüğün zaman sayı diyelim ki 86 basamaklı. Ve diyoruz ki 9'a bölmene gerek yok bunu. Tek tek uzun uzun bakkal bölmesiyle 9'a bölmene lüzum yok. Neden? Çünkü 9'a bölünme kuralı var. Sayının rakamlarını topluyorsun, 9'a bölüyorsun, kalan neyse cevap da o oluyor. Ama saçma değil mi yani sayının rakamları toplamıyla kendisinin ne alakası var ki? İşte bunu biraz irdeleyelim. Varsayalım ki bizim A, B, C, D, E diye 5 basamaklı bir sayımız var. Bu A, B, C, D, E sayısını şu şekilde 9'a bölüp uzun uzun işlem yapıp en son kalan budur diyebiliriz. Ama bunu demiyoruz, rakamlarını topluyoruz. Neden rakamlarını topluyoruz? Biz bundan önce basamak çözümlemeyi öğrendik ve bunun basamaklarını bir çözelim şimdi. Bakın burası 100 binler basamağı olduğu için 100 bin tane A, 10 binler basamağında B olduğu için 10 bin tane B diyelim. Şurası 100, burası 10 bin. Çok özür dilerim ya, 6 basamaklı sayı gibi davranıyorum. 10 bin tane A, 1000 tane B. Evet, 1000 tane B, 100 tane C'miz var, 10 tane D'miz var ve bir tanecik de E'miz var. Şimdi ben bu sayıyı şu şekilde yazabilir miyim? 9999 tane A artı 999 tane B artı 99 tane C artı 9 tane D. Hepsini 9 formatına getirdim. Bunu yaptıktan sonra ise burada kaç tane A'yı eksik yazdım? Bir tane A'yı. Burada kaç tane B'yi eksik yazdım? Bir tane B. Burada kaç tane C'yi eksik yazdım? Bir tane. Bir tane D'yi eksik yazdım ve E'yi hiç yazmamıştım. İçerisinde 9 böleni olmadığı için bu şekilde de A, B, C, D'yi oluşturduk. Şimdi bakın. Bu 9'da bölünme kuralını bulan adamlar demiş ki sayıyı bu şekilde çözümledikten sonra ikinci basamağında şurası zaten 9'un katı. Bu da 9'un katı. Burası da 9'un katı. Burası da bir 9'un katı. Eğer ki şurası turkuazla işaretlediğimiz yerde 9'un katıysa sayı da 9'un katıdır. Ve burasının bize verdiği fikir ne? Rakamlar toplamı. Tamam mı? Rakamlar toplamını bu yüzden merak ediyoruz biz. Yani sayı kaç basamaklı olduğu önemli değil. Dilerseniz 8762 basamaklı olsun sayı. Sayıyı 9'a bölmek yerine rakamlarını toplayıp 9'a bölsek de aynı şeyi buluruz diye işte bunun sayesinde diyebiliyoruz. Bunun da mantıksal açıklaması, matematiksel açıklaması bu. Peki biraz daha kafa yoralım. Peki neden 8'e bölme kuralında sadece son 3 basamak? Yani sayı 57 basamaklı bile olsa sadece son 3 basamağa bakıyoruz. Çok ilginç değil mi? Gerçekten ilginç. Mesela diyelim ki burada demiş ki sayı 57 basamaklı. 57 basamaklı uzunca bir sayı düşünün. Bu 57 basamağın 8'e bölünüp bölünmediğini, bu sayının 8'e bölünüp bölünmediğini sadece ama sadece son 3 basamağından anlıyoruz. Bu da çok ilginç. 57 basamak değil ama ispat kolay olsun diye gelin ABCD 4 basamaklı sayısına bakalım. Hatta ABCD E olsun. Tamam mı? Bu ABCDE sayısını yine çözümlemeden gidelim. 10.000 tane A'mız var. Artı 1.000 tane B'miz. Artı 100 tane C'miz var.
10 tane D'miz var ve bir tane E'miz var. Şimdi bunu diyen adamlar, sonuç basamağa bakacağız diyen adamlar şunu keşfetmişler. Burası 10 bin değil 100 bin olsa, 1 milyon olsa, 10 milyon olsa, 100 milyon olsa bu sonunda 3 tane sıfırı olanlar, tamam mı? Sonunda 3 tane sıfır olanların hepsi de 8'in zaten katı. Bak burası da 8'in katı. 1008'in katıdır. 10008'in katıdır. Dolayısıyla bunlara bakmamıza lüzum yok diyorlar. Nereye bakacağız? İşte şuna. 100C artı 10D artı E. Bura bakarsak ve burası 8'in bir katıysa o zaman sayı 8'e tam bölünür diyoruz ki gerçekten de öyle. Demek ki sevgili gençler 100C artı 10D artı E'nin bize verdiği diğer fikir de CDE 3 basamaklı sayısı. Eğer ki 57 basamaklı dahi olsa sadece bu sondaki CDE 3 basamaklı sayısı 8'in katıysa işte tüm sayıda o 57 basamaklı sayıda 8'in katıdır diyebiliyoruz rahatça. Peki diğer kafa yormamız gereken şey nedir? 8'e bölme kuralını başka bir şekilde yorumlayabilir miyiz? Tabii ki yorumlarız. Yani sonuç basamağa bakacağız diyoruz ya. Varsayalım ki A, B, C, D, E yine 5 basamaklı bir sayımız. Biz bunu sonuç basamağına bakacağız dedik. Çünkü zaten şunlar birisi binler birisi on binler basamağı olduğu için 8'in bir katı binde 10.000. Biz sadece CDE sayısına bakacağız. Peki bu CDE sayısını çözümlediğimiz takdirde yani 100C artı 10D artı E biçiminde çözümledik. Aynı 9'a bölünme kuralını uyguladığımız gibi 100C diyor ya 100'den önce 9, 8'in katı olan en büyük sayı nedir? 96. 96C artı ondan önce 8'in katı olan en büyük sayı 8'de artı şimdi E'den önce 8'in katı olan sayı olmadığı için burayı artık şu şekilde yazacağız. 96C 8'de neyi yazmadık? 4 tane C'yi yazmadık. 2 tane D'yi ve bir tane E'yi yazmadık. Şimdi gelin şuna bakalım. 96 zaten 8'in katı. 8 zaten 8'in katı. Artık şurası 8'in katı olursa sayı da 8'in katıdır diyebiliriz. Yani A, B, C, D, E diye bir sayı çıktı karşımıza. Biz bu sayının son 3 tane rakamını için A'yı, E'yi 1 ile, D'yi 2 ile çarpacağız. C'yi 4 ile çarpacağız. Topladığımız zaman 8'in katıysa sayı da 8'in katıdır diyeceğiz. Mesela 72.652. Bakalım 8 de bölümünden kalan kaçtır bunu merak ediyoruz. 2'yi 1 ile çarptım 2. 5'i 2 ile çarptım 10. 6'yı 4 ile çarptım 24. Toplayacağız. 24. 10 daha 34. 2 daha 36. 36'yı 8'e böleceğiz. Ve diyeceğiz ki 36'nın 8'de bölümünden kalan 4'tür. İşte o zaman 72.652 sayısının da 8'de bölümünden kalan 4'tür diyebiliriz sevgili gençler gönül rahatlığıyla. Umarım öğretebilmişizdir. Evet. Ve işinize yarar tabii öğrendikten sonra da. Evet. Geçtik bir diğer sayfamızda. Bir başka örneğimize. Birbirinden farklı. Birbirinden farklı. Rakamları farklı, birbirinden farklı gibi yerlerin hemen altını çizin siz de sınavlarda ve soru bankalarında. İki basamaklı. İki basamaklı. Üç tane doğal sayının toplamı A'dır. Üç tane de doğal sayımız var. Beşe tam bölünebilen kaç farklı A doğal sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi iki basamaklı üç tane doğal sayının toplamı ve bu sayılar birbirinden farklı olacaksa minimumunu ve maksimumunu düşünürüm ben bunun. Minimum iki basamaklı sayımız 10'dur. İkincisi 11, üçüncüsü 12 birbirinden farklı dediği için bu şekilde seçtim. Toplamı 33'tür. Yani bu A'nın alabileceği en küçük değer. Peki 34'ü aldırabilir miydik? Tabii ki. 35'i aldırabilir miydik? Tabii ki. Nokta 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 dedik. En büyük ise 99 artı 98 artı 97'dir. Ve bunların da toplamı 3 kere 90, 270, 24 daha 294 yapar. Şimdi ve bize ekstradan demiş ki bunların içerisinden 5'e tam bölünebilen kaç tane vardır? Şimdi 294'ten 33'e kadar ya da 33'ten 294'e kadar 5'e bölünebilenleri düşüneceğiz. Ve 33'ten sonra ilk 5'e bölünebilen sayımızın 35 olduğunu biliyoruz. İlk sayımız 35. Son sayımız ise 294 biliyorsunuz ki 5'e bölünmez. 294'ten önce 5'e bölünebilen sayımız 290. Demek ki 35, 40, 45 diye giderken en son 285 ve 290 diyoruz. Son terimimiz 290. İlk terimimiz 35 bölü beşer beşer artıyor artı 1 dersek terim sayısına da ulaşırız. Dolayısıyla 290'dan 35'i çıkardığımız zaman 255 kalır. 255 bölü 5 artı 1 diyeceğiz. Burası da 51 artı 1'den inşallah doğru yaptık hesabı 52 olur diyeceğiz. Vallahi kontrol etmeyeceğim umarım doğrudur. Yanlışsa da affola ama bu şekilde yapılıyor. Tamam mı? Vakit kaybetmek istemiyorum. Bir diğer örneğimize geçtik. 2, 3, 4 ve 5'e tam bölünebilen
3 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünebilen diyor ya. 2'ye bölünebilenleri tek tek sayıp da sonra vay efendim bunların içerisinden bazıları 4'e bölünüyor, bazıları bölünmüyor diye düşünmek yerine ben şunu diyeceğim. 4'e bölünebilen her sayı zaten 2'ye de bölünebildiği için 2'yi burada ekarte edeceğim ve sadece 4 üzerinden yürüyeceğim. 4'e bölünebilen sayıları düşünsen hepsi 2'ye bölünüyor zaten. E peki artık diyeceğiz ki 3'e, 4'e ve 5'e bölünenler içerisinde arayacağız bunu. 3, 4 ve 5'e aynı anda bölünebiliyorsa sayı mutlaka ama mutlaka 60'a bölünüyordur. Neden? 3 kere 4, 12, 12 kere 5, 60 yapar. 60'ın katlarından en büyüğü 3 basamaklı olup da en büyüğü olan kaçtır? Tabii ki 960'tır diyeceğiz. Cevap da budur sevgili gençler. Bunu bir 60 arttırsam 4 basamaklı bir sayı elde edeceğim. Dolayısıyla bunu yapmamamız gerekiyor. Evet. Güzel bir anekdot var burada. Aralarında asal çarpanlarından her birine tam bölünen sayı bu çarpanların çarpımına da tam bölünür. Mesela 2 ile 3 aralarında asal mı? Asal. O zaman 2 ile 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. Tamam mı? 3 ile 4 aralarında asal. 3'e ve 4'e bölünüyorsa 12'ye de bölünür. 3 ve 5 aralarında asal. 3 kere 5 15'e de bölünür. 9 ve 4 aralarında asal. O zaman 36'ya bölünür bu sayı. 2, 3'e 7'ye bölünüyorsa bu sayı 42'ye de tam bölünür diyeceğiz. Anlaştık mı sevgili gençler? Bunlara da bu sayı tam bölünür diyeceğiz. Evet. Alt tarafta bir şey yok. Üst tarafa geçelim. Üst tarafta şöyle bir sayı var. 7, 6, 5, 4, 3, 2 A sayısı 18'de tam bölünebiliyorsa. Hemen diyeceğiz ki 18'e bölünüyorsa lan 18'in bölünme kuralını da bilmiyoruz. Ne yapacağız? Hemen bunu aralarında asal iki çarpana ayırıyorsun. 2 ve 9. Hangisi sayının sonunu ilgilendiriyor? 2. O halde A'ya diyeceğiz. A'ya. 2 ile bölünme kuramı neydi? Sonu çift olması lazım sayının. Dolayısıyla A sayısı 0, 2, 4, 6 veya 8'den herhangi bir tanesi olabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Bu sayı 9'a da tam bölünüyor. 9'a bölünüyorsa hemen şunları toplayacağız. 7, 2 daha 9, 6, 3 daha 9, 5, 4 daha 9, 3 tane 9, 27. 27'nin yanına A'yı eklediğim zaman bu sayı 9'un da bir katı olacak. Zaten 27 9'un bir katı. Demek ki burada A'yı ya 0 seçeceğim ya da 9 seçeceğim. Peki ben burada A'nın alabileceği değerleri 0, 2, 4, 6, 8 dedik. Burada da 0 ile 9 dedik. 9'u alamıyor. 2, 4, 6, 8 de alamıyor. Neden? Çünkü burada alamıyor. Demek ki A'nın alabileceği tek değer var. O da 0. A kaçtır diye sormuştu. A'mız 0'dır sevgili gençler. Diğer bir örnek 4 basamaklı 4A7B sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre A artı B maksimum kaçtır diye sormuş. 6 ile bölünebiliyorsa hemen aralarında asal 2 çarpan biçiminde 2 ve 3'ü ayırdık bunu. Pekala hangisi sayının sonunu ilgilendiriyor? Tabii ki 2. Dolayısıyla B mutlaka çift olacak. Yani B'nin alabileceği değerler 0, 2, 4, 6 ve 8. B kesinlikle çift. Pekala 3 ile bölünme kuralı da aynı üstteki sorudaki 9'a yaptığımız gibi sayının rakamlarını toplamamız gerekiyor. Sayının rakamları toplamına geçmeden önce de A artı B'nin maksimum değeri olduğu için sorulduğu için B'yi 8 seçmemizde fayda var. Şimdi B 8 ise 8, 7 daha 15, 15, 4 daha 19, 19'un üzerine A'yı eklediğimiz zaman bu sayı aynı zamanda 3'ün de bir katı olacak. Peki burada A'nın alabileceği hangi değerler var? 2 olursa toplam 21 olur. Bunun üzerine 3'ü ekleyerek gidebilirsiniz. 5 olabilir ve 8 olabilir. Şimdi A'nın alabileceği değerler burada 2, 5, 8. B'nin alabileceği değerler burada 0, 2, 4, 6, 8. Ama B 8 olursa A da 8 olur dedik. Maksimum değerine burada ulaşır. 8 artı 8'den cevap 16'dır diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer örnek. Bir A sayısının 3'e bölümünden bölüm B kalan 2. Hemen yazalım. A sayısının 3'e bölümünden bölüm B kalan 2. B sayısının ise 5'e bölümünden bölümce kalan 4'tür. Şimdi diyor ki A'nın 15'e bölümünden kalan. Yani ben burada A'yı 3B artı 2 biçiminde. B'yi de burada 5C artı 4 biçiminde yazabilirim. Hatta B'yi bulduktan sonra götürüp şurada yerine yazabilirim tamamını. Yani A sayısı eşittir 3 parantezinde 5C artı 4 artı 2 olur. Gelin 3'ü de içeri dağıtalım. A eşittir 15C artı 12 artı 2'den 14 oluşur. A'nın 15'e bölümünden kalanı sormuştu ya. Zaten şu 15C 15'in bir katıdır. Yani kalan 0'dır. 14'ün 15'te bölümünden kalan 14'tür. Dolayısıyla cevap nedir? Kalan 14 diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler bir sonraki sorumuza. 6 basamaklı
7a345b sayısı 44 ile tam bölünebildiğine göre a eksi b farkı en az kaçtır diye sormuş. 44 ile bölünüyorsa 11 ve 4 diye ayırmamız gerektiğini sen gayet iyi biliyorsun. Sayının sonunu ilgilendiren kural 4. Dolayısıyla 5b iki basamaklı sayısı 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağa bakılıyordu biliyorsun. Bu 5b dediğimiz sayı yani 50 küsur olan sayı 4'e bölünebilecek. Yani dolayısıyla 5b dediğimiz sayı ya 52'dir ki 4'e bölünsün ya da 56'dır ki 4'e bölünsün. Şimdi a eksi b farkının en az kaç olduğunu soruyor bize. Eğer ki b 2 olursa 7a 3 4 5 2. Tamam mı? 11 ile bölünme kuralı için zaten artı eksi artı eksi artı eksi yazıp artılardan eksileri çıkarıyoruz ya. Gelin burada çıkaralım. 2'den 5'i çıkar eksi 3. 4'ten 3 çıkar 1. A'dan 7'yi çıkar A eksi 7. Gelin bunları toplayalım. A artı değil eksi 9 mu olur burası? A eksi 9 11'in katı mıymış? Katıymış. O zaman A sayısı 9 olsun ki 9 eksi 9'dan 0 gelsin. 9 eksi 9 eşittir 0. 0 da 11'in katı olur diyeceğiz. Demek ki burada A 9 oluyormuş ki B 2 olduğunda diyeceğiz. Ve 9 eksi 2'den de A eksi B farkını sormuştu ya. Buradan 7 geldi. Hangisi daha küçük çıkarsa onu seçeceğiz. Şimdi 7A 3 4 5 eğer ki B'miz 6 olursa buraya da 6 yazacağız. Şimdi buna göre bir çözüm yapalım. 6'dan 5'i çıkar 1. 4'ten 3 çıkar 1. A'dan 7'yi çıkar A eksi 7. Bunların toplamı ne olur? A eksi 5 olur. A eksi 5'in 11'in katı yaparsak ki burası 0'dır. A kaç olacak sevgili gençler? 5. A 5 olduğunda ise A sayısı 5. B kaç oluyor sevgili gençler? B'ye kaç demiştik? 6. 5'ten 6'yı çıkardığımızda eksi 1 olur. Biz demiştik ki hangisi küçükse cevap onu kabul edeceğiz. Eksi 1 mi küçük? 7 mi küçük? Tabii ki eksi 1 küçük diyebiliriz. Cevabımız da budur sevgili gençler. Evet, geçtik 3. ve son sayfamıza. Son sayfadaki ilk soru. Şimdi bakın. Bu soru genelde şu şekilde çözülür. A'nın içerisinde ABC yok. AB'nin içerisinde ABC yok. ABC'nin içerisinde ABC bir tane şeklinde uzatıla uzatıla çözülebilir. Ben şimdi size anlatacağım yöntemi anlatarak açıklayarak yapacağım için birazcık gözünüzde büyüyebilir ama bu şekilde yaptığınız takdirde 10 numara 5 yıldız hızlı bir şekilde bu soruyu da çözebilirsin. Hem de farklı bir ufkun olur. Anlatabildim mi? Şimdi bakın. ABC'den sonra kaç tane basamak var? 5 tane. ABC 0 0 0 0 0. Şuradaki ABC'den sonra 2 basamak var. ABC 0 0. Bakın ben bunu 100 bin tane ABC biçiminde yazabilirim. Bunu da 100 tane ABC biçiminde yazabilirim. Tamam mı? Şurada bir ABC olmadığı için başka bir şey yazmadım. Şimdi toparlarsak burayı 100 bin 100 tane ABC oluşur. Nerede? Şurada bak. ABC ABC 0 0 sayısı budur. Zaten şuradaki AB'nin içerisinde ABC olmadığı için şuradaki soru işaretini sormuş ya bölümü kaç tane vardır bunun içinde diye. İşte bu kadar vardır. Zaten ne diyoruz? 100 bin 100 tane ABC vardır bunun içerisinde. Demek ki burası da neymiş? 100 bin 100 olacakmış sevgili gençler. Evet. Devam edelim bir diğer soruyla. Öncüllü bir soru. Diyor ki 2 ile bölünen her sayı 4 ile bölünür. Az önceki soruda dedik 4 ile bölünen bütün sayılar 2 ile bölünür. Dolayısıyla bu yanlış. Mesela örnek verelim. 6. 6 2'ye bölünebiliyor ama 4'e bölünmüyor. Gitti. 9 ile bölünebilen her sayı 3 ile bölünür. Evet doğru. Şunu demiş olsaydı yanlış olurdu. 3 ile bölünen her sayı 9'a da bölünür. Bu yanlış ama 9 ile bölünen her sayı 3 ile de bölünür. 24 ile bölünebilen her sayı 6 ile bölünür. Bir üstte açıkladık. Doğru. Her pozitif tam sayı 0 ile tam bölünür ki sıfıra bölüm zaten tanımsız veya belirsizdir. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız ne olacakmış? 2 ve 3 olacakmış sevgili gençler. Evet. Geçtik bir diğer sorumuza. Bir mağaza çıkmış bir sorunun bir benzeri. Bir mağaza sahibi tanesi 45 liradan belirli sayıda gömlek satın alıyor. Kendisine verilen faturada ise ödenen miktarın ilk ve son rakamları silik çıktığından nokta 76 nokta biçiminde 4 basamaklı bir sayı olduğu okunabiliyor. Aldığı gömlek sayısının 200'den fazla olduğu bilindiğine göre okunamayan iki rakamın toplamı sorulmuş bize. Şimdi bakın. Şöyle diyeceğiz. Adam 45 liradan aldığına göre bu gömlekleri tanesini 45 liradan aldığına göre bu gömleklerin toplam fiyatı da 45'in bir katı olmak zorunda. Sayı 45'in katıysa biz 5'e ve 9'a bakacağız. Tamam mı? Hangisi sayının sonunu ilgilendiriyor? 5. Şimdi demek ki nokta 76 nokta dediğimiz sayı ya nokta 76 sıfır biçiminde ki 5'e bölünsün
ya da nokta 76 5 olur ki sayı 5'e bölünsün. Şimdi ikisini de irdeleyeceğiz. 9'a bölünebilmesi için bir sayının rakamların toplamının 9'a tam bölünmesi lazım. Şurayı toplarsak 7 6 daha 13. 13 artı nokta eşittir 9'un katı diyeceğiz. Peki noktanın burada ne olması lazım? 6. Yani bu sayımız bizim aslında 6760 imiş. Ben bu 6760'ı 45'e böldüğüm zaman kaç gelir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. 67'nin içerisinde 45 bir defa dedik. Şimdi gömlek adedini buluyoruz ya. Burası gömleklerin toplam fiyatı. Burası da gömleklerin adet fiyatı. Toplamı adet fiyatına böldüğüm zaman adedi bulmamız lazım. Ki 100 küsür bir sayı bulmamız öngörülüyor burada. Neden? Çünkü burası 1 çıktı. Ama ne demiş? 200'den fazla gömlek aldı. Demek ki burası yanlış, iptal. Demek ki B sayısı 0 değil sevgili gençler. Nokta 76 5'e bakacağız şimdi. Sayının rakamlarını toplayalım. 7, 6 daha 13, 5 daha 18. 18 artı nokta eşittir 9'un katı olacak. Nokta ya 0'dır ya da 9'dur ama 0 olamaz. Neden? Çünkü ben buraya 0'ı yazarsam 4 basamaklı bir sayı değildir bu. Demek ki 0'ı eledik. Burası kesinlikle 9'muş. 9760'ı 45'e böleceğiz. Bakalım ne geliyor. 97'yi 45'e böldüğümüz zaman 2 defa var içerisinde. Kalan 7 olur. 76'yı 45'e böldüğümüz zaman 1 defa var içerisinde ve kalan ne olur sevgili gençler? 31. 31'i pardon 31 şurasına biz 5 dedik, bak 0 yazdık buraya. Şurası yanlış. Burası 5 olacak sevgili gençler. Bunu kabul ettik ya. Tamam. 76'yı 45'e böldük. 1 kalan 31 oldu. 31'in sonuna 5'e indirdik yanına. 315. 315'in içerisinde 45 sayısı 7 defa var. Demek ki gömlek adedimiz de 217'ymiş diyeceğiz. Hatta 217'yi 45 ile çarparsak demek ki sonuç olarak elimize 9765 geliyor. O silik çıkan rakamlar da işte bunlar sevgili gençler. Anlaştık mı? Aşağıda sorumuz yok. Sağ tarafa geçtik. Sağ tarafta iki tane mi? Kaç tane? Üç tane sorumuz var. Bunları çözeceğiz şimdi. Bakın diyor ki 10 faktöriyelin karesinden 9 faktöriyelin karesini çıkaracaksın. Sonucu bulacaksın. Bu sayı hangisiyle tam bölünemez diye soruyor. Şimdi bak. İki kare farkını gördün burada. A kare eksi B kareyi gördün. A eksi B çarpı A artı B biçiminde yazacaksın ya bunu. A dediğimiz şey 10 faktöriyel. 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel dedik biz buna. Şimdi gelin şunları kendi içlerinde bir paranteze alalım. Bakın mesela burayı 9 faktöriyel parantezine alırsam burada sadece bir 10 kalır. Burada da 1 kalır çarpı yine burayı da 9 faktöriyel parantezine alırsam burada 10 kalır artı 1 kalır. Şimdi burası 9 faktöriyelimiz var. Yanında bir tane daha 9 faktöriyel var. Çarpı şurası 9, şurası da 11. Şimdi bakın bu faktöriyelin 9 faktöriyel içerisinde 1'den 9'a kadar olan tüm sayılar, yandaki 9 faktöriyel içerisinde 1'den 9'a kadar olan tüm sayılar var. Yanında bir tane 9 ve yanında bir tane 11 var. Şimdi 11 çarpı 9'dan 99 çarpan olduğu için sayı 99'a bölünür. 11 çarpı bunun içerisinde bir tane 7 olduğu için 11 çarpı 7'den sayının içerisinde 77 çarpanı var ve 77'ye de bölünür. Şu 9'un 9 faktörün içerisinde 7 ve 8 olduğu için 7 kere 8 de 56 yaptığı için 56'ya da tam bölünür. Bu 39 dediğimiz sayı ise 3 kere 13'ten meydana geldiği için 3'ümüz var ama 13'ümüz hiçbir yerde olmadığı için cevabımız Denizli olacak. Bu sayı 39'a tam bölünemez. Hocam 33'e nasıl bölünür? 9 faktörün içerisinde 3 vardır. Bir tane de burada 11'imiz var. 3 kere 11 33 yapar. Buna da tam bölünür diyebiliriz. Sayımız 39'a tam bölünemez sevgili gençler. Geçtik bir diğer soruya. 1'den 9'a kadar rakamlar adedince yazılıyor. Rakamlar değerleri adedince yazılıyor. Yani şöyle 1'den 1 tane, 2'den 2 tane, 3'ten 3 tane, 4'ten 4 tane, en son 9'dan 9 tane yazılıyor. Oluşan sayının 9'da bölümünden kalanı sormuş bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. 1'den 1 tane yazılmış. 9'da bölümünden kalanı bulabilmek için de sevgili gençler sayının rakamlarını toplamamız lazım. 1'den 1 tane varsa 1 kere 1 1. 2'den 2 tane varsa 2 kere 2 4. 3'ten 3 tane varsa 3 kere 3 9. Bakıyorsun aslında kareleri toplamı gibi değil mi? Yani 4'ten 4 tane varsa toplamı 16 yapar. 5'ten 5 tane varsa 25. 6'dan 6 tane ise 36. 7'den 7 tane ise 49. 8'den 8 tane 64. 9'dan 9 tane 81. Şimdi bunu toplayıp 9'a bölmek yerine bunların da kendi işlerinde 9'da bölümünden kalanları hesaplarsak işimiz kolay olur. Mesela 1'in 9'da bölümünden kalan 1'dir. 4'ün 9'da bölümünden kalan 4'tür. Hatta ben buna eksi 5 de diyebilirim. 9'un 9'da bölümünden kalan 0'dır. 16'nın 9'da bölümünden kalan kaçtır? 7'dir ama ben buna eksi 2 diyeceğim. Tamam? Yani 7'den 9'u çıkardım. Eksi 2 diyebilirim rahatlıkla. 25'in 9'da bölümünden kalana
25'i 9'a böldüğümüz zaman ne kalır? 7 kalır. 36'yı 9'a böldüğümüz zaman 0 kalır. 49'u 9'a böldüğümüz zaman 5 kalır. 64'ü 9'a böldüğümüz zaman 63 tam bölünüyor, 1 kalır. Değil mi? 81'i 9'a böldüğümüz zaman 0 olur. Peki şimdi toplayalım artık. 0, 1 daha 1, 5 daha 6, 7 daha 13, 2 çıkar 11, 5 çıkar 6, 1 ekle 7. Sanırım doğru yaptık ya. Bir daha hesaplayalım şurayı. 1'in 9'a bölümünden kalan 1, 4'ün 9'a bölümünden kalan eksi 5, 9'un 9'a bölümünden kalan 0, 16'nınki eksi 2, 25'inki 7, bakalım 18, 7, evet 49'unki 45 olduğu için, 49'unki 45 olduğu için 4 sevgili gençler. Çünkü daha öncesinde çözüyorum soruları. Çözerken böyle bir cevapla rastlaşmamıştım. Yani 7 ile rastlamadım. 7'ye rastlamadım. Dolayısıyla burası ne olacak? 4 olacak. 49'un 9'da bölümünden kalan. 64'ün 9'da bölümünden kalan 63 olduğu için 1. 81'in 9'da bölümünden kalan da 0'dır. Dolayısıyla burası 7 değil. Şimdi bir daha hesaplayalım. Şurayı. 0, 1, 4, 5, 12. 12'den 2'yi çıkar. 10. 5 çıkar. 5. 1 ekle 6. Kalanımız 6'ymış diyebiliriz. Evet. Son sorumuz. Artık sesim de yoruldu. A sayısı 1 artı 11 artı 111 artı 1111. En son 99 tane 1 1 1 nasıl okunduğunu bilmiyorum bile. A'nın 11 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi burada hocam ne yapacağız? Hocam ne yapacağız? Der dediğinizi duyar gibiyim. Gelin şöyle birkaç tane 1 yazalım ya yan yana. Hani soruyu çözmek yerine sorudan daha basit olan soruları çözmek biraz daha basit olur. Mesela bir şu olsun, bir şu olsun, bir bu olsun, bir de şu olsun, tamam mı? Hatta bir de gelin şu olsun. Tamam. Bunların 9'da bölümünden kalanları bulalım biz. Pardon 11 ile. Şimdi artı eksi artı eksi diyeceğiz ya. Birden 1 çıktı 0. Birden 1 çıktı 0. Burada bir tane 1 kaldı. Birden 1 çıktı 0. Burada bir tane 1 kaldı. Burada zaten bir tane 1 var. Birden 1 çıktı 0. Birden 1 çıktı 0. Burası 0 oldu. Birden 1 çıktı 0. Birden 1 çıktı 0. Birden 1 çıktı 0. Burada bu da 0 oldu. Yani kalan ya 0 ya da 1 oluyor demek ki. Yani bunu nereden nasıl bir çıkarım yapacağız? 1 artı 0 artı 0'dan 1 oldu mesela kalan. 1 artı 0'dan kalan 1 oldu. Burada zaten 1 var, 1 oldu. Buraya bakıyorsun 0 ve 0. Arkadaşlar bunun şununla alakası var. Tek veya çift adet 1 olmasıyla alakası var. Bakın burada 5 tane 1 varken tek sayıda 1 varken kalan 1 oldu. 3 tane yani tek sayıda 1 varken kalan 1 oldu. 1 tane yani tek sayıda 1 varken kalan 1 oldu ama 4 tane 1 var. Bir adedi çift adet kalan 0. 6 tane 1 var kalan 0. Çift adette 1 var kalan 0. Demek ki teklerde 1 çiftlerde 0 oluyor. Şimdi şöyle diyelim. Burada çift adet var 0. Burada çift adet var 0. 6'da 0 olacak. Demek ki 1 tane, 3 tane, 5 tane olanların hepsinde de kalan 1 olacak. Ta ki nereye kadar? 99'a kadar. Yani 1, 3, 5, nokta 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 99'a kadar. Kaç tane sayı varsa o kadar 1 kalanımız vardır diyebiliriz. Kaç tane sayı vardır burada? 99 eksi 1 bölü artış miktarı 2 artı 1. 99'dan 1'i çıkar. 98. 2'ye böl. 49. 1 ekle 50. 50 tane ne varmış sevgili gençler? 1 kalanı var. Bu kalanları da topla. 50. 50 kere 1 50. 50'yi 11'e böldüğün zaman kalan 6 olacaktır. Demek ki bunun toplamın sonucunun da 11'e bölümünde kalan 6 olacak diyebiliriz. Evet sevgili gençler artık görüyorsunuz gelişiyoruz falan böyle kare kodlar falan koyduk. Kare kodu okutunca direkt SML Hoca YouTube abone ol sayfasına çıkıyor. Siz de bir abone olursunuz bir zahmet. Bildirimleri de açarsanız biz de mutlu oluruz. Bizim mutluluğumuz da böyle hani çok fazla reklam da koymuyorum zaten. YouTube videolarına görüyorsunuzdur. Maksimum hani böyle 40 dakikalık bir videoya falan 3-4 tane video koyuyorum. Zaten bir tanesi başlangıç reklam oluyor. Bir tanesi bitiş reklam oluyor. Bunları kimse izlemiyor zaten. Ayıp olmasın diye koyuyoruz. Amacımız burada para kazanmak veya bir şey değil sevgili gençler. Amacımız sizlere hizmet edebilmek. Yoksa ben manyak mıyım da oturup saatler boyu hem yazacağım, hem çözeceğim, hem çözümlü PDF atacağım, hem çözülmemiş boş PDF koyacağım size. Hem de dinleyeceksiniz, videosunu çekeceğim, dinleyeceksiniz. Anlamadığınız yerleri soruyorsunuz, cevaplıyorum. Yoksa bunu öyle yok bin tane reklam gösterimi başına ufak tefek paralar için yaptığımı zannetmeyin. Kesinlikle ama kesinlikle sizlerin faydasına yapıyorum. İnşallah bunun sonucunda hem ben görürüm hayatımın güzelliği açısından hem de sizler görürsünüz iyi üniversiteler açısından. Yani şurada size ben bu sene 70 bin yapacaksanız sıralama
60 bin yaptırırsam size ne ala, ben çok mutlu olurum. Eğer sizin hedefiniz 40 binse ve benim sayemde 30 bin yaptıysanız ve 39 bin yaptıysanız ben çok mutlu olurum sevgili gençler. İnşallah bir katkımız, bir faydamız dokunur sizin bu eğitim sürecinizde diyelim ve noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler.